Yılmaz Güney'le elbette önce seyirci olarak tanıştım. Yani o Çirkin Kral, o adının verildiği günlerdeki filmlerini seyretmemiştim ama adını çok iyi biliyordum. Bunu hep anlattım, benim için çarpıcıdır o. Biraz entelektüel bir takıntı mıydı ya da işte fakültedeydim, Siyasal Bilgiler'de Ankara'da. İşte Fransız kültürü, İtalyan kültürü de biraz böyle sanatsal filmler çok seyrediyorduk. İşte o günlerde genç sinema hareketi başlamıştı. Sinema tek plan vardı. Oralarda biraz tepeden bakmak değil ama eleştirel bakıyorduk Türk sinemasına, Yeşilçam'a. Tabii Yılmaz abinin sineması onun içinde değerlendiriliyordu ister istemez. Oysa ben çocukluğum ilk, yani ilkokuldan evvel sinemamız vardı çünkü dayımın sineması. Oradan başlayarak müthiş filmler biliyorum, yani Türk sinemasının bütün örneklerini bilirim o dönemde. İlkokul, ortaokul, taşranın tek eğlence yeri, tek ortak buluşulabilen yeri sinemaydı. Oradan bilirim ama sonra işte böyle yaklaşımlarla biraz daha işte sinema üstüne daha tepeden bakma günlerindeydi. Kasabaya geldim, İzne'ye. Yani Bahçe Sineması'na gidelim dendi. Bir tane film var, Yılmaz Güney'in filmi. Benim Adım Kerim adı da. Ondan sonra Tuncel Necmi'nin de oynadığını hatırlıyorum çok net. İşte espri yaparak gittik. Benim Adım Kerim, tuttu mu döverim falan gibi esprilerle girdik. İşte hadi vakit öldürelim. Göl kıyısından geldik. Bahçe Sineması gene yengemiz işletiyordu. Film başladı. Böyle kaldım ben. Bir adam var bana. Yani müthiş bir karizma ve başka bir adam var. Yürüyor, geliyor, böyle bir kırsal kesimde çekiliyordu. Dönüyordu bir yere. Çok şey hatırlamıyorum ama sonra tabi o günlerde bizde en keskin devrimcilik günlerimiz. Oğlunu tuttu, böyle bir suların ve bir arkın içinde tuttu ve oğluna buluştu ve oğluna sloganlarla öğütler veriyordu ve hayata açıklıyordu, böyle müthiş doğru şeylerdi. Alkış falan oldu şeyde, bahçede. O zaman ben müşterisi oldum Yılmaz Güney'in. Sonra takip etmeye başladım. Tanışmam öyle. Sonra şahsi tanışmamız da bir kere de yalnız hatırlıyorum, geçen hatırladım, aklıma düştü. Eminönü'nden geçiyordum ben. Artık Yılmaz Güney'i tanıyorum ama o zaman sinema yapmıyordum, tiyatro yapıyordum ve Ankara'daydım. Eminönü'nde böyle bir eski bir takım elbise giymiş yürüyen bir Yılmaz Güney'i hatırlıyorum böyle. Film çekiyorlarmış meğer orada. Galiba Bülent Türkali'nin çektiği film o da. Orada da canlı ilk kez gördüğümü hatırlıyorum Yılmaz Güney'i. Böyle anlar anlatıyorum ama efsaneler böyle anlatılır çocuklar. Başka türlü olmuyor. Sonra bütün filmleri seyretmeye başladım. Erişebildiğim noktada. İşte turneye gelmiştik. Ben öğrenciydim o zaman ülkede. Bir de tiyatro yapıyorduk. Ankara Birliği sahnesini kurmuştuk. Vasfı'na gören Mustafa Labora, Erdoğan Aktuman'la beraber. Bu şey, Yılmaz Güney artık söyleşilere giden ve tavır, çok net tavır koyan bir sanatçıydı. Toplumsal düşünceleriyle, siyasal düşünceleriyle, estetik anlayışla da belli bir kavgayı başlatmış bir insandı ve Umut filmi patlamıştı yani. Ve ilk gösteriminde Sinebop'ta turneye gelmiştik biz de İstanbul'a. Asiye Naz Kurtulur'la. Orada Umut'u seyrettik. 12 seansıydı üstelik Vasıf'la beraber. Muhteşemdi tabii seyrettiğimiz film. Bugün için de muhteşem benim için. Ve dedik ki bu orijinalite devam etsin yani. Aydın tahakkümü onu sınırlamasın filan. Çok tanımıyoruz çünkü. İnşallah dedik. Sonra randevu istemiş zaten. Bu filmi de seyrederek gitmek istedik Vasıf'tan. Çünkü zannediyorum babayı çekecekti işte. Almanya ile ilgili Almanya defterini falan yazmıştı. Almanya'yı biliyor ya Vasıf ve işte ilişkileri var. Yani karşılıklı bilgilenmeleri var herhalde. Bize randevu vermişti ve kulis diye bir yer var. Atlas Sineması'nın girişinde o zaman bir akşam şeyi, kulübü geliyorlar akşamüstü insanlar. Yazarın, çizerin, sanatçının gittiği yer. Orada randevu vermiş, gittik.
bekliyorduk ve kapıdan bir adam girdi gri takım elbisesiyle. Geldi ve oturdu bütün saygın. Onun öyle bir saygın tavrı vardır insanlara. Yani saygılı davranıp buyur. Selam başladık, merhabalaştık filan. Tabii ben hayranlıkla bakıyorum. Vasıf'la konuşuyorlar. Almanya ve Almanya işçilik çünkü Baba filminde vardır ya, Almanya'ya gidecektir ve muayeneye girer olmaz. Zannediyorum o bağlantıyla ilgili. Herhalde belli bir bilgilenme ya da bir şey macera istedi. Orada tanıdım ilk. Hatta ilk tartışmamız tartışma değil de ben de ondan önce duymuştum işte festivalde o günlerde Atüt diye bir yaklaşım vardı. Türkiye'de hiç sınıfı yoktur. İçimde bir yaklaşım olan gruplar vardı. Biz de işte onlara karşı işte proletaryanın işte kavgasını savunan kesimdeyiz ya. Bana da denmişti ki ya Yılmaz Güney Türkiye'de iç sınıfı yoktur dedi diye söylemişlerdi. Mersin Film Festivali'nde galiba ya da Adana Film Festivali'nde pardon. O da aklımda ya dedim Yılmaz abi mi dedim ya dedi, o zaman ne dedim bilmiyorum. Böyle söylemişsiniz yani işçi sınıfının ideolojisi var ve işte filan filan yani bilmişlik yaptım yani daha açıkçası. O da nasıl olur ya ben bu işin kavgası içinde böyle şey söylenmeyi filan demişti. İlk danışmamız böyle. Tabii burada Yılmaz Güney'i konuşurken insan kendimi de anlatmış oluyorum biraz. Yani buna da benim hakkım olduğunu sanıyorum yani bir oyuncu, bir sanatla uğraşan biri olarak. Çünkü yaşadığım olaylar, benim anlatabildiğim, tanık olduğum olaylarda ben de varım yani. O yüzden eğer teninden ne bahsediyorsan bu arada yanlış anlaşılmasın doğrusu yani. İşte tutuklandık şeyde biliyorsunuz 12 Eylül'le beraber. Bu sendika yüzünden tutuklandım 12 Eylül'de. Neydi o? Sinesen sendikası yüzünden bizi işte aldılar. İşte misafir ediyoruz derken şu kadar aya varan işte Şerif Gören'in de içinde olduğu bir sürü arkadaşın, sinemacının yani sendikanın üyeleri diske bağlı sendika olduğumuz için sonra işkence Otağyum ayındaki işkencehaneye kadar giden macera biliyorsunuz o iş. Oradan çıktık 4,5 ay mıydı neydi Metris'teydik. Gene bir akşam topladılar bir toplu halde böyle karanlığa doğru saldılar bize. Bir komutan emir vermiş ama mahkeme kararıyla savunuyoruz. Sonra çünkü gittik bu sefer tutuklu kararı çıkarttırdı şey. Bu neydi o bir adam vardı paşa burada. Türünk paşa mı ne? Niye savunuyor? Türünk mü? Ya çıktım yeğenime evine gittim çünkü buna hazır değildim. Her şey hazırız da toplu halde kavga ama yani sendika yüzünden içeride yatma konusunda çok hazır değildim. Zeytin mevsimiydi. Zeytinlerin anneciğim yurt dışındaydı. Babam tek başına kasabada. Ben çünkü tarım da yapıyordum sinema yaparken. Orada dibine akıyor. Hayvanlar var. Böyle inekler falan yapmaya kalktım. Lanet olsun bu sinemanın fizikleri diye hep reaksiyon gösterdiğim bir şeyde. Kolay değildi bizim alanın dışlarında olmak. Çıktım. Orada dedi ki bir tiyatro oyununa götürdü beni şey. Ya Şerif Gören de bize beraber çıktı. İşte bazı Hakkı Necmettin Çobanoğlu, işte rahmetli olan bizim şey başkandı şeyde, prodüksiyon amiri abimiz. Bir tiyatro oyunu Ali Poyrazoğlu, Bülent'in oynadığı bizim böyle bir komediye götürdü. Gerçi rahat oldu dış doktoru yeğeni var, halamın oğlu. Oraya gittik. Faide benim Ankara'da tiyatrodan tanıdığım Osman Çağlar vardı. O da rahmetli oldu. Ondan öğrendim. Ya böyle dedi, filme gidiyorlar dedi. İşte şey dedi, çekiyor. Nereden Kral çekiyor. 9 tane başrol var dedi. Sen neden gitmiyorsun? Bir rolü de sen oyna falan gibi laf ettim. Çünkü Güney filmde oynadım ya ben. Çünkü Güney film benden sonra da Sürü çekti. Bir Gün Mutlaka çekti. İzin filminde oynamıştım biliyorsun ben. Yani 12 Mart'ta hapisten çıktıktan sonra onu unuttuk atladık yani ben bana bir görev duygusuyla arkadaşlarım Yılmaz Güney'le tanışmışlardı hapishanede özellikle şeyde Selimiye'de fakülteli arkadaşlarım yani okul arkadaşlarım iş adamı mantı olan da vardı Yılmaz da onlardan kadro yeni bir şirket yeni bir atılıma girdi bir arkadaş filmini çekti biz içerideydik o zaman
Sonra şeye gitti biliyorsun işte, Endişe'ye gitti ve oradaki olay yaşandı ve girdi. Bu izin filmi var şeyde. İzin filmi aslında yol filminin küçük bir denemesidir. 10 günlük izne çıkan bir mahkumun hikayesidir izin filmi. Benim ilk oynadığım filmdi sinemada. Yol filmi aslında 9 mahkumun 10 günlük izne gidişidir. Yani mesele aynıdır. Yani. O... İzin filmini çektim ben. Yılmaz abiyle sade mektubu geldi. Şöyle yap, böyle yap diye. Sonra tekrar aldığı hayır bildiğini yapsın dendi filan. İşte, ama görüşmedim hapishanede. O filmde oynadım. Kasabama gittim. Çok, yani sinema artisti olmak filan istemiyordum. Yani onu biraz, fakat çok sevdim kamerayı. Biraz da görev duygusuyla işte Yılmaz abi içeri girdi, bu filmin çekilmesi lazım. İstemiyor şeyden, öyle çok kullanılmış yüz, yani başka bir kadrolaşma. Ben de öyle sadece tiyatrodan bilinen bir adamım. Tiyatroda da meşhurum ama yani. Böyle yani ezberde değil. Sonra Temel Kurusu çekti onu. Zeki çekti, çekmedi. Tanımıyorum Zeki. Tanıyorum pardon. Bir şeyde buluştum. Oradan var bağlantımız. Ama sonra öbür filmlerde oynamadım ben. Yani sonra Tarık Akan birden Nirvana'ya ulaştı. Nasıl olduysa ilişkiler ve şeyde oynadı. Maden'de oynamıştık. Oynadık sonra Tarık'la biliyorsunuz. Ondan sonra bir de bir gün bir düşman çekildi, bizim Aytaç oynadı. Bana hiç teklif de gelmedi. Çağırmadılar da. Neyse o tiyatro... Bilmiyorum yani, ben yani özel bir şeyin de olmadı gidip beni oynatın. Ben hayatım boyunca öyle bir şey yapmadım. Benim hiçbir zaman lobim de olmadı, arkam da olmadı, dayım da olmadı. Ben hayatın getirdiği imkanlar içinde oyunculuk yapmaya çalıştım. Sevdim bu işi, kendi çabalarım da oldu. Benim öyle bir lobim de yoktu. İşte bir kesim içinde de sevmiyorum zaten öyle bir şey. Orada öğrendim Erden Kral'ın şey yaptığını, filme gideceğini ve Tarık Akan'ın işte başka arkadaşların oynadığını falan, Aytaç'ın bizim yine başka oyuncular da var mıydı, onları tam hatırlamıyorum şimdi. Dedi ki çocuk bana, işte sen de dedim, ne diyorsun sen ya, ben şimdiye kadar herhangi bir, ama o güne kadar ben 4-5 tane film çektim. Ben şimdiye kadar gittim de şey yaptım mı dedim, yani herhangi bir yazıhaneden ne iş talibim oldu bilmem ne. Ama içimden şöyle bir şey geçti yani. 9 tane kafa rolü varsa ben de oraya emek vermiş, bir de o ara sinemanın belli biçimde belli tavrını koymuş oyuncularından bir tanesiyim yani. Yürümesini kalkmasını da biliyorum herkes kadar. Bakmasını, oynamasını biliyorum. Çok içimden böyle bir şöyle bir yaladım, kapattım, bitti yani. Ertesi gün kasabaya dönemedim. Papyrus diye bir yer vardı. Sanatçıların toplandığı, reklamcıların toplandığı, gazete toplandığı, oyuncuların geldiği falan bir yer. Oraya gittim. Çağırdılar illa gel diye. Bir gittim baktım orada işte herkese merhaba diyorlar herkes. Geçmiş olsun diyorlar. Filme gidiyoruz yarın diyorlar. Ertesi gün filme gidiyorlar. Bir sürü arkadaş. Ve bizde giden şeyler, yani bizde giden prodüksiyon amiri falan orada bazı arkadaşlar. Yani prodüksiyon amiri işte bizden hapisten çıkan, hani çıktığımız falan biliyorlar. Öyle şey yaptım. Orada da şey yaptım öyle, yani hassasiyet. Hani kalp kırılması değil de Allah Allah dedim ya. Kimseden bir şey beklemiyorum, inayet beklemiyorum. Mecbur da değil kimse ama yani bu kadar insan oynarken bana da oradan bir rolün söylenmemesi... Bir aktör, o zamanlar taze bir söylüyorsun yani 34 sene, 35 sene verdi hikaye bu. Yani o günler biraz iştahlarım var. Var olma isteklerim var oyuncu olarak falan yani. Çok insani şeyler de var. Bir de tavrım var yani. Öbür tarafa res çekmişsin, sen bir safın adamısın. Öbür taraftan bana teklif gelmiyor mu? Onlarca teklif geldi, hayır dedik yani. Hatta bana dedi ki şirket, sana bize karşı kullanırlar seni, git izinle otur dedi bana şey, arkadaşım, prodüktör olan Yılmaz'ın ortağı. Aynen bu laf edildi mesela. Maalesef çok dayanışma kültürü oluşamıyor bizim senamızın. Çünkü sonra Çasok Başkan'ı da yaptım, gördüm. Ertesi gittim, işte konuşuyorlar, böyle böyle rol falan diye. Bunların da belge olarak kalmasını isterim doğrusu yani. Dedim ki çok teşekkür ederim beni aradığınız için. Yani çok sevindim ama
bir şey söyleyeceğim. Siz benden sonra, ben oynadıktan sonra siz de bir sürü film çektiniz. Hiçbirinde oynamadım ben yani dedim. Yani, yani herhangi bir rolde çabuk olmadı. Ben başka filmler çektim, sinemada kaldım ben dedim. Ya ben çok kötü bir oyuncuyum, oynatmadınız beni, aklınıza gelmedim. Ya yanlış bir adamım ben, yani yanlış var, oynatmadınız. Ya da bir mesele var. Peki dediler. Tarık Akan da orada dinliyormuş öbür tarafta. Hemen dedi ki kapıda gel. Ya dedi çabuk dedi bak benim de meseleler var konuşacak dedi. Karlar kalkıyor onun bölümüne gidecekler. Karlar gitmemiz lazım. Karlar kalkıyor oradan filan. Senle de konuşmamız lazım dedim Tarık'cığım. Senle de maden filmi yaptık. Bir daha hiç oturup size muhasebe yapmadık. Senle de var konuşmam. Senle de sete gitmemeliyim ben dedim o maden filmini konuşmadan. Bu da not düşsün abi. Yürüyüş oldu ya, büyük bir sinema yürüyüşü olmuştu işte yollara düştük diye. Orada işte Cüneyt abinin, Tarık'ın tavır şeyleri falan o buluşmayı sağladılar. Bir destek ile beraber o harekete bağlantılı gidildi. Onlar da o zaman Star X'te. Yani onların varlığı filmin satımını işte hareket imkanı getirmeyecek bölgelere satmamak mı diye herhalde. Bizim o kadar fiyatımız yok çünkü. Bizler kategori dışıyız. Belli toplumsal içerikli filmlerde oynayan aktörleriz. Ya da işte ben Yılmaz'ın yerine benim ilk röportajımda gazete şunu yazdı. Ben şaşırmıştım. İşte yeni çirkin kral. Ne alakası var şimdi? Öyle bir şeylerde. Peki dediler telefonlarla gidildi içeriye telefon edildi. Gelsin demiş. Ha, Şerif Gören de gitmek istiyordu. Şerif Gören de Sparta'ya gidecek. Şerif bu akşam gidiyor gider misin? Giderim dedim. Ama asıl mesele şu. İndik ve acık yarı acık cezaevine sorduk Şerif Gören'le ikimiz. Külüstür bir otobüste bindik, yolculuk yaptık gece. Yani şunu da istemedik, bizi uçakla İzmir'e gönderin, oradan gidelim falan da değil. Otobüste tıngır tıngır. Bir geldik kapıya, girdiniz içeriye, tam karşıda. Paltolu, papak var başında, soğuk da var herhalde. Yılmaz Güney böyle duruyor abi, heykel gibi bekliyor. Böyle yaptı. Saat kovalamış. Kaçta bindiler? Kaçta? Çünkü onun derdi ben değilim ama. Şerif Gören'le buluşacak yönetmen, ona bir şeyler anlatacak. Gittik, merhabalaştık, öpüştük. Hemen masaya oturttu, açtı. Nasıl, iyi misin? De, hoş beş falan yok. Girdi, zatı belli çünkü. Girdi, senaryo konuşma. Ben dinliyorum, Şerif Gören'le konuşuyorlar. Nasılsın Ali'cim? Adam bir daldı ki, şimdi bir sinema. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar konsantrasyon. Böyle bir mesleki tat bağlılığı olabilir mi? Hemen işine girdi. Konuşmaya başladılar. Anlatıyor. Gitmiş mekanları dolaşmış. İzin günleri oluyor ya onlara açık. Tamam, gitmiş ta Diyarbakır'a, oraya buraya. Mekanları anlatıyor. Sahneleri anlatıyor. Müthiş bir şeyle mesela. Hiç unutmadığım bir şey var. Şey anlatıyordu. Onun hassasiyeti filmlerde çok kullanılır. Anne rolünü yaşlı. O filmdeki adam, benim oynadığım rol var ya, benim yanımda ona özellikle konuştu. Berberden çıkarım, şöyle bir şey yaparım ve elimde portakal, önümde bir şey vardır biliyorsun. Aslında ben, pardon o değil. Oradan çıkarım, çocukların arasından geçerim portakallı, yürüyüşüm vardır. Sigara içen çocuklar, aslında annesine gider o zaman. Eve giderim oradan direkt kesildi. Çünkü olmadı o sahneler. Ama bir sahneyi çekecektim gitmiş. Diyarbakır Ceza şeyinin, belediyesinin düşkünler evi var. Anası oraya düşmüş. O hapse düştü ya. Öbürü de annesi, öbür kardeş de gitmiş. Annesi kızla evine gitmiş karısı çocuklar. Yaşlı anne oradaki düşkünler yurduna yatırılmış. Ve onu öğreniyor ve annesine gidecek. Onu nasıl anlattı Yılmaz abi o sahneyi biliyor musunuz? Aman yarabbim yani. Ve şey anlatıyor oradaki pisliği, bakımsızlığı, insanların perişan hallerini falan. Ama öyleyken görmüş o. Fakat biz bir gittik ki, Şerif Gören bir baktı ki, mıntıka temizi yapmış çünkü. Muhtıra verilmiş, belediye başkanı, komutan, asker. Mıntıka temizi yapılmış, askeriyeden temiz çarşaflar
bütün yatanlar evlerine gönderilmiş, geçici bir yerlere gönderilmiş. Orası pırıl pırıl bir yer. Dedi ki Şerif, ben ne çekeceğim burada yani? Şey yok ki orada. Ya orada Yılmaz Güney'in anlattığı, yastığı şeyin, atmosferin, sefaletin ve acının resmi yok ki. Ne kadar acı. Yani Şerif Gören için acı. Ustasının ondan istediği sahneyi çekemedi. Yılmaz Güney için acı. 12 Eylül koşullarının rezil atmosferinde o hale getirdiği şeyde onu saptayamadı. O gerçekliği saptayamadı ve kullanamadı. Yani yara almış şey. Montajla ve şeyde kullanamadı. Sıçrada yapıldı montajı, biliyorsunuz filmin. O kadar dikkatli. Yani o tarafta merhaba diyor, ayağa kalkıyor, selam diyor ve işine. Öyle baktım adama. Dedim ya, nasıl bir şey bu? Ben hayatım boyunca yani çok tutkun bir adamımdır. Yani hayatımdaki uğraş alanlarında veya kendi fiili böylesi hayranlıkla seyrettim. İşine bu kadar derecesine şey yapmış bir adam. Anlatıyor ve Şerif'i de kontrol. Şerif'in de rahatsız olması için, çünkü yani etkilenme, yani rahatsız etmek istemiyor Şerif'i. Ben çok iyi kontrol ediyorum. Şerif Gören diyor ki mesela, Şerif de yaban atları bir şey değildir. Onu öğrenmiştir de bir tarafıyla. Diyor ki ya şu kadar bölümü çekelim. Şey yapmazsa yok dedi. Ben ne kadar çekersem o kadar oynayacak. Taviz vermedi yani. Şerif de Şerif Gören taviz getirdi. Yani onu kırmak, diyor ki biz olabildiği kadar çekelim. Beğenmediklerimi kullanmayız ya da başka versiyonda kullanırız diyor. Hayır dedi Şerif. Buna ben tanırım. Bu da tarih düşsün. Ben ne çekiyorsam o kullanılacak dedi yani o bölümle. Çünkü herkesin aynı hikayesi var ya o açıdan. Ve şey de dedi, belli şey, ona biraz nazere de yaptı Yılmaz abi. Yani sen dedi beni boş bıraktır, bir filmlerde oynamadı ya yani. İşte gel dön şirkette, niye sahip çıkılmıyor harekete. O dedi, onu söyledi Şerif. Onu da gör, ben buradan gideceğim, Orhan Gencebay filmi çekeceğim dedi. Yani bu benim gerçekliğim bu. Yani hiç oynamadı o da ona. İki tane birbirlerini çok iyi tanıyorlar tabii. Asistanlığından geliyor. Anlattı. Bana anlattıklarını, yani ben bunu Erden'e de anlattım. Dedi ki yani ben Erden'e karşı falan değilim. Ama sonuçta ben prodüktörüm. Mesela o günlerde reaksiyon gösteriyorlardı Yılmaz abinin bu tasarrufuna. Yılmaz rahmetli Atif abi de göstermiş. Dedi ki o Atif abi dedi şey yapmıyor dedi ya. Beni anlamıyor dedi ya. Beni o anlamalı, çünkü çok film çekti, prodüktörlük de yaptı. Ben prodüktörüm ve çok önemli bir noktadayız dedi. Yani ben tam bir şöyle bir hareketim, demek ki şeyi kastetmiş, gitmeyi ve oradaki filmi dışarıda. Tam bir köşe dönme noktasındayım, tam bu noktada kritik noktadayım ve çok titiz davranmamız lazım. Baktım dedi şeylere. Gelen diyalara baktım, çekilen film metrelerine baktım. Zamana baktım, bu film bitmez dedim yani. Bitmezdi yani dedi. Para yok, pul yok. Yani biz biliyorsun yıkanamıyorduk bile. Oradan birileri paralar falan geliyordu. Eşten dosttan da yol filmi öyle bitti arkadaşlar. O tren sahnesi var ya, tren falan. Biz Kurtalan'la şey arası, Diyarbakır arasındaki banyo treninde çektik o tren sahnelerini biz. Tabii gidiyorduk, biniyorduk, konduktör var, bilet alıyorduk, bayağı yolcu bileti. Bütün ekip biniyordu, kameraman biniyordu, oyuncular biniyordu. Bizim sonra öldü o da, o da rahmetli oldu. O bizim, bak isimler bile unutuluyor, o prodüktör abimiz gidiyor lafa tutuyordu şeyi ağır gitsin diye konduktörü, ki filmleri çekebilelim. Çekebildiğimiz çekiyorduk. Kurtalan'da bekliyorduk. Sabah 5'te geri dönüyor ya. O şeylerde bekliyorduk böyle. Millet işte Tarık Akan gelmiştir falan diyordu. Orada geliyordu. Kürt çocukları birikiyorlardı. Sonra 5'te tekrar dönerken çekiyorduk. Kimdi oyuncular figürasyon biliyor. Oteldeki kadınlar. Yılmaz Güney yapın duyunca böyle geliyor. O kadınlar yani elini tutamazsın. Şey orada çok şeydi yani. Orada dinsel mesele çok şeydi. Ama Yılmaz Güney deyince sular duruyordu. O gördüğünüz bütün insanlar hakikidirler, o trenlerde gördükleri. Hepsi Yılmaz Güney ismine gelmişlerdir oraya. O muhteşem sahnelerde. O bizim tuvalet sahnemizdeki
reaksiyonlar doğrudur o kadınla. Hakikaten ona öyle anlatıldı. İçeride bir adam karısından içeride edepsizlik yapıyor dendiği için bağırıyorlar. O film, hepsi çok doğaldır ve filmin en büyük sahnelerinden biridir biliyorsunuz o. Hani yakalandı tuvaletten, konduktör bağırır oradaki biletçi. Utanmıyor musun rezil? O da bazı şeyler var ki anlatılamaz. Yılmaz abinin birkaç filmde kullandığı kelimedir. Bazı şeyler var ki hiç anlatılamaz. İstesen de anlatamazsın der Yılmaz abi. Bir iki filmde daha kullanmış onu. Orada, belki de izinde kullandık. Şimdi hatırlamıyorum. O zor şartlarda çekildi yani film. O yüzden adam prodüktör mantığıyla bakıyor şeye ve sonunda başka film. Zaten ben dedim ki dedi bana başka bir daha değil ya da başka bir projesi var. Dedi ki bunu çek, sen onu çek demiş. Bunu sen çekme. Yok çekeceğim demiş şey. Olay bu. Yani onun sanatının çekemediği o beceriksiz anlamında falan söylemiyorum. Bizim Erdem üslubu öyle. Sonra yolda filmini çektik ya biz. O kendi tadını kendini şey yapmak istedi, dengelemek istedi. Seyrettiniz mi yolda filmini? Erden'in çektiği, benim oynadığım. Onu seyretme şansınız var. Erden'dedir. Bende kasadı bile yok valla. Orada da eksik şeyler yaptı yani. Neyse. Onun için yaptım dedi. Bir de bir şey daha var. Çok inanmıştı biliyor musun Yılmaz abi? Yani şey yürüyormuş kaçma programı. Ama bir umut 19 Mayıs affı diye bir şey vardı biliyor 12 Eylül'de. Büyük bir aftan bahsediyor. Çünkü adama 99 senelik dava açılmıştı biliyorsun. Yani içeri alacaklardı ve burada bile korkuyordu. Yani üst kapalı söylüyordu. Her an öldürtülüyor içeride. Bir sürü faşist de var, bir sürü lumpen var. Çok kolay adam öldü. O günlerde hapishanelerde koğuşlar şey gibi, ahırlar gibi biliyorsun. Ve bir mahkeme var. O mahkemede somut ceza giydiği an kapalıyı alacaklar. Yani çürütecekler Yılmaz Güney'i. Çok doğal. Yani dışarı çıkması Yılmaz abinin. Böyle söylemedi gideceğim falan yani. Ama şeye inanmıştı. Bavullar bile hazırdı bir sürü insanın hapishanede. 19 Mayıs'taki affa inanmıştı. Ola ki affa olabilir. Olmadı biliyorsunuz. Çıkarmadılar. O macerada böyle. Sonra da filme gittik işte döndük. Yol filmine. Ya şöyle anlatabilirim. 70'e yakın irili ufaklı film çekmişim. Hepsine sevgiyle anarım. Çünkü setleri çok sevdim ben sonra. Ama Özcan Arca yönetmenlik yaptı biliyor. Benim Merhaba Sararyom'un filmini çeken, benim de oynadığım film. Belgeselde şeyden, Genç Sinema Hareketi'nden de Özcan Arca. O İngiltere'de seyretmişti. Bu arada bir söyleyeyim, biz Yol filmini seneler sonra seyredebildik. Hiç seyredemedik abi. Sadece bir ona buna sorduk yani. Yol filmini. Selçuk Özer bulmuş bir yerden kasetini. Ona bana da haber vermediler, İznik'teydim, seyrettiler. Ben yıllar sonra seyrettim bir kasette şeyi, Yol filmini. Yani düşünsene, yani saklamak, buraya sokmak bile suç oralardan. Dedi ki Özcan ilk beni gördüğünde, şeyde bir, o gene o bizim ortak gittiğimiz yerlerde, geldi boynumu öptü, sonra dedi ki başka hiçbir filmde oynamasan da olur dedi. Öylesine muhteşem ki film ve sen de o filmde varsın dedi. Bu çok önemli bir laf benim için. Yani hani sinematografide ya ileride işte bir gençler, ileride başka insanlar bu filmi sevdiklerinde o filmden haz alacaklardır, çok şey öğreneceklerdir. Orada benim de payımın olması çok sevindirici bir kere. O açıdan çok önemli. İkincisi tabii şöyle oldu ama tersine. Burada uzun süre insanlar bizden uzak durdular 12 Eylül'den sonra biliyorsun. İş falan teklif ettiler. Hatta hiç unutmuyorum, bir filmde oynamam söz konusu. Çok ünlü bir yıldız, kadın yıldız diyor ki aman aman onu falan sokmayın, onları falan sokup da şimdi filme tehlikeye atmayın diyecek kadar şeydi insanlar. Ya düşünsene, 18 sene sonra seyretti Türkiye'de insanlar o filmi. Şimdi şey övgülerle karşılanıyor. Çok güzel ve böyle olması lazım Nuri Bilge Ceylan. Orada cezalandırıldık biz. Şerif mahkemelere çıktı. Bizler yatsındık. Onu bırak. Festivalde ben izleye döneceğim sabahleyin. Ertesi sabah. Birden bomba patladı. Bayram diye çekmiştik filmi. Yol değildi adı. Adı bayramdı. Çünkü bayram için 10 günlük izle çıkıyordu mahkumlar. Yol yaptı sonra onu Yılmaz abi. İsviçre'de.
yol kanda yarışmalı bölüme katılıyormuş haberi patladı. Bu haberi veren de bizim şampiyon filmini getiren sinemacı, as sinema sahibi arkadaşımız İsmet Kazancıoğlu. O haber veriyor. Mesela gene rahmetli, hep bak nelerden bahsediyoruz biz de şimdi. Kaçıncı oldu? Ömer Kavur dedi ki ya yok dedi ya. Ömer Kavur inanmadığını söyledi böyle bir şeye. Evet çocuk telefon, evet doğru. Doğrulandı ve çok sevindik. Yani aklımızın ucundan geçmeyen bir şey ve yarışmalı bölüme giriyor. Sonra birincilik kazandı biliyorsun Kosta Garbasa'da. Yol filmini sonra seyrettim ve 9 defa seyrettim. Aynı hazzı aldım gene. Biz önce şey demiştim ya, keşke ben kendim konuşsaydım dedim. Çünkü orada kim bulursa onu konuşturmuş. Fakat sonra burada Fatoş yeniden filmi şeye koyarken, Fatoş Güney, dublaj yaptırdı. Daha seyrettim. Çok ilginç bir şey. Keşke yapmasaydık. Bu otantizm daha iyiydi. Yani beni ressam Mustafa, meşhur Mustafa, ay çok kızacak şimdi adım Mustafa Bey. Mustafa, ressamımız var Mustafa. O konuşmuş beni, sesi ince ama adamın kişiliği o kadar uygun ki. Çünkü ben adamı şöyle yorumlamıştım. Senaryo geçti elime baktım, Mehmet Ali Erguvan neydi adı, o işte. Mesela gri elbise giydim. Gittim onu Diyarbakır pazarından buldum ben onları. Kişiliksiz bir renk koymaya çalıştım. Çünkü adam o cinayet olduğu, o kaçtığı için vurulduğu için kayıp biraderi ailesinin dağılmasına sebebiyet verdi. Yani belki onu da bekleseydi, onu da alsa içeri girerlerdi ama ölmezdi. Öldüğü için onların şeyi kayınbiraderi, onlar düşman kesildi. Kızı ve çocuklarını aldılar ve sonuçta vurdular ve kendisinin ve karısının ölümüne neden oldu yani bu olay. Pişmanlığı sonra itiraf eder biliyorsun bir adama, işte korktum ve kaçtım der. Türkiye değişiyor tabii yani, büyük gürültüler kopmadı oynadığı zaman. Çünkü gerçek o gün için muhteşem olan mesele, büyük bir insan manzarası zapt edilmesidir Yılmaz Güney'in senaryosu, yani büyük bir senaryo ayrıntılarıyla. Tabii sıçradı Türkiye çok, 18-20 yıl sonra bir film oynuyorsa, yani belli kesin tabii ki tadını aldı, tabii gitti 400 bin kişi falan geldi galiba. Artık Eyvah Eyvah gibi filmleri seyreden ya da işte İvedik seyrediyor gençler. Oraya giden bir lezzet, bir estetik tat kültürü oluştu Türkiye'de, popüler kültürün üstüne oturan. Çok şey yapmadı ama neyse ki ülkesinde, yani bu yurtta oynadı. Yani bu Anadolu'nun evlatları vardır tarih boyunca. Yani yazarı, çizeri, sazı şairi, işte minyatürcüsü ya da hattatı ya da işte seyirlik oyuncusu vardır. Yılmaz Güney de bu toprakların çok büyük evlatlarından biridir. Anadolu topraklarını, Mezopotamya'nın üstüne oturuyor Yılmaz Güney. Çok önemli bir merhaba dedi, çok önemli izler bırakarak erkenden ayrıldı ama aramızda. Film hayatımda tabii ki dönüm noktası. Yani şey, uluslararası arada İlk kez ödül almış, Cannes'da ilk kez bir Türkiye'li film de oynamışım. Bu önemli değil mi? Herkes, bütün oyuncular için, bütün çalışanlar için önemli bir şey. Yılmaz Güney'in sinemasına, mesela devrimci sinema demek ne kadar doğru? Ya da halk sineması demek ya da tiyatro içinde konuşulan kavramlardı bunlar. Ulusallık sinema noktasında Yılmaz Güney yanından geçmez çünkü çok şeydir, kitlelerin tercümanıdır çünkü öyle. Ama Türkiye'deki Yeşilçam'ın sinemasının en ilerici hareketi bir kere. Yani anlatım biçimi, uzandığı alanlar, yakaladığı insanlar. Şimdi köy filmleri çekilmiştir Türkiye'de folklorik olarak daha evvelde.
Ya da doğuda da film çekildi birkaç tane. Ama oradaki mesele kaba biçimde mesela A ırgat ya da işte A sömürüsü marabaların durumu gibi kavramlarla çekilen başarılı filmler de var gerçekten o oynayanlar. Ama Yılmaz Möy'de A ırgat meselesi diye bir şey yoktu. O kavruk bir tarihin, benim çok ısrarla üstüne durduğum Anadolu toprağın hala kavrulma devam etmektedir Türkiye'de. Onun için kimse laf etmesin. Yılmaz Güney'in kanda kaldırdığı yumruğu bizim Nuri Bilge Ceylan şimdi aynısını kaldırdıysa bu ülkenin aynı oranda kavrulması devam etmektedir ve çözülmesi gereken çok temel meseleleri vardır. Yılmaz onun için el kaldırdı. Biliyorum ki ölümlerden bahsederek konuşuyor benim haberlerden dinlediğim Nuri Bilge Ceylan aynı şeyi kastederek yapıyordur. Bu bir nehir, yani muhalefet tarzıdır. Zaten sanat muhalif bir şeydir tarih boyunca. Yılmaz Güney'in sineması muhalefet etmenin sanatta şaikasıdır. Yani hiç turistik bir göz değildir. İnsan ve insan ilişkilerini anlatmaya çalışır kavruk topraklarda ve tarih içinde. Bir de estetisyen olarak müthiş şeydir. Yani dünya sinemasının içine çekmiş bir adamdır. İtalyan sinemasını da çok iyi içine çekmiştir. Amerikan sinemasını da içine çekmiştir. Burada Lütfü Akatları, Metin Erksanları, Fatih Yılmaz'ları da içine çekmiş bir yönetmendir. Ve bütün bunların üstüne müthiş bir otantizm demeyeceğim, orijinalite koymuştur yani içine. Çok müthiş bir orijinal çıkıştır dünya şeyinde. Onun için heyecan yaratıyor hala dünyada sayılı yönetmenlerden. Benim için de öyle. Büyük bir sinema dehasıdır Yılmaz Bey. Bunu kimse inkar edemez. Çok şey yapmak istediler. Kürtçü diyor değil mi? Evet, siyasidir tavrı. Evet, seçimini yapmıştır. Evet, Kürttür ama hiçbir zaman bir Kürtçü olmadı Yılmaz Güney. Öyle bir şey yapmadı. Hatta Kürt sinemasının simgesi olarak koymak da doğru değildir yani. Yani Yılmaz Güney neden işçi filmi yapmadı? Ama işçi sınıfı filmi, yani işçi filmi yapmak, işçilerin hayatını anlatan film başka, işçi sınıfının ideolojisinden hayata bakmak farklı şeyler. Yani bir insanın illa işçilerle ilgilenmesi, işçilerin yaşadığı alana gitmekten olmuyor. İşçi sınıfının çağdaş ideolojisinin noktası şeyin açısından baktığında bir meseleye, onu öyle yorumlamaktan geçer. İşçi sınıfı ideolojisinin hakim olduğu estetik anlayıştan geçer. Bunu tabii çok daha katı zamanlarda söyledik. Çok katı şeyler söyledik. O kadar katı söylemiyorum ama yani seçimle, yani şimdi bir adam doğuyu başka türlü anlatır, birisi başka türlü anlatır. İşte onu söylemek istiyorum. Perspektifi belli Yılmaz Güney'in. Ona da sıra gelirdi. Çok bildiği bir alan değil çünkü Yılmaz Güney'in. Hani mesela Yavuz Özkan, Tunç Bilek'te çalışmış arkadaşımız. O göçüğü yaşamış bir arkadaşımız. Maden filmini öyle yaptı. Maden işçisi filmi çok fazla yok yeryüzünde de. Çok zor koşullarda. Nasıl çektiğimizi anlatsam o filmi 35 gün dehşet bir şeydir. Yani oradaki çalışma. Yılmaz abi ama iş yani şey farklı mıydı? Düşmandaki şey ne? İşçiler anlatır orada da. Endişeleri de pamuk tarlası işçiler anlatır yani. Onlar da işçidirler. Yani endişe nedir? Ondan sonra daha ya Umut ne? Umut duvarı seyretmemiştim. Paris'te Ömer Kavur'u seyredip geldi. Anladı, sordum. Unutmuyorum nasıldır diye. Dedi şeyi anlayabiliyor. Sert bulmuş. O çok şey bulmuş yani kara. Ama anlayabiliyorum dedi. Yani hep içeride kaldığı için hapishane gözü içerideki gözle bakıyor. Plan gibi yorum yapmıştı. Ben sonra bakan danışmanıydım Fikri Sağlar'ın. Beni zorla şeye soktular sansüre bu filmler için. Gittim, orada kimler var jüride? Genelkurmay temsilcisi var. Emniyet temsilcisi var. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi var. Bakan adına ben varım. İki tane de sinemadan insan var. Filmi seyrettik. Ben bittim filme. Ben hapishaneciyim biliyorum. Az bile yapmış. Neresi kar olsun ya? Çocuklar bölümü filan muhteşem. Bu ülkenin derin yarasıdır bu. Yani sineması da güzel. Bana göre İnsanlığa çok önemli bir film bırakmış Yılmaz Güney. Duvarı seyrettim orada. Duvar insanlığa bırakılmış çok önemli hediyedir. Bunu söylemek zorundayım yani. Hiç öyle karaymış, maraymış.
Sıkıyorsa yapın kardeşim. Daha açık renk olanını. Bir kere onu yapmak var ya. Bana sorun, benim gibi insanlara sorun içerisinin dahşetini, vahşetini. Daha bilinmedik hesaplar çok bu ülkede. İçerideki insan sefaletini, onurların, ömürlerin yok edildiği, daha hapishaneler, işkencelerin filmleri çekilmedi daha. Daha oralara gidemedik. Yılmaz Güney oyunculuğundan da bahsedelim isterseniz. Yani bir kere şurada devrimci ya da ilerici hareket gene de. Güzel kızların, yakışıklı erkeklerin hüküm sürdüğü bir ortamda ilk ağza çok yakışıklı bir adam bana göre de. Ama genel geçer mantığa göre parlak olanların, parlak kızların olduğu yerde birden bir çirkin, adına da çirkin kral koymuşlar. O zaman bir adam çıkıyor, şöyle gülüyor, iki kere bakıyor. Bir kere var oluyor. Orada ona karşı varoluş var ya, kitlelerin kahramanı olmak, işte o sıradan insanın, o yanık toplumun, yanık insanların soyucusu orada Yılmaz Güney. Ve bunu çok iyi bilir. Çok zekidir sinema türlerinde. İkincisi, mesela bazı arkadaşlar şey derlerdi bana, brehtiyen bir bakışla. Ya Yılmaz muğlak bakıyor. Yani artık şeyin ipini çıkarmıştık işin. Böyle estetik meseleleri tartışırken. Yani sınıfsal bakış diye bir şey yok. Oynarsın yani. Şimdi benim gözümü ne kadar değiştirirsin? İşçi bakışı ayrı, burjuva bakışı ayrı. Onu edayla, tavırla, jestusla gösterirsin ama gözlere kadar, artık bu da artık ipini çıkarmak. Daha kibarca söylüyorum bunu. Olur. İşte net bakmıyor. Hep aynı bakıyor. Yılmaz'ın eleştiriler vardı. Ben de ısrarla baktım sonra. Hakikaten doğru mu söylüyorlar? Ben de bakayım diye şey yaptım. Yılmaz hiç öyle değil. Duygularını bu kadar etkili biçimde bakmayı bilen çok az aktör var Türkiye'de. Dünyada da çok az aktör var. Ondan çok şey öğrendim ben. Bu bakmalar konusunda. Yılmaz Güney çok güzel rollerde seyrettim. Mesela Endişe'de oynamıştır ya bir iki sahnede. Şöyle dönüp bakar bir şeye. Böyle bakar kameraya doğru kamyonda giderken. Orada insanlar selam verir gibi oynar ya. Öyle yüreği oyuncuya yansıyan bir adamdır o. Mesela daha evvel de seyrettim, aynı şeyleri düşünmüştüm. Geçen gün tesadüfen televizyonda oynatıyorlardı. Baba filmini seyrettim yeniden. Hatta bana şey demişti o konuşmamızda, bak aklıma geldi. Halil, çıkarsam babayı yeniden çekeceğim ve sana oynatacağım demişti. Şeyi, o baba rolünü. O zaman olmadı. Orada bir sahne vardır. Almanya'ya gidemez. Çocuklarını karşılayamamakları umutlarını. Ve sonra çalıştığı yerin oğlu adam öldürür. Onu Kuzey Vargın oynar. Anne baba çare bulmaktadırlar ve kiralık katil tutmak isterler ve Yılmaz akıllarına gelir, Yılmaz Gün akıllarına gelir o adam, kayıkçı. Teklif ederler. Böyle kalır. Kabul edişinden yenilişine ve katıla katıla ağlayışına kadarki sahnesini okullarda ders olarak oynatmak lazım bir aktörün. Neresi, neyi tartışıyorlar? Yaşasa herhalde sadece baksa da aktör olurdu zaten. Onun kadar iyi bakan aktör yok Türk sinemasında. İddia edenler imtihana girsinler. Ya iyi ki Yılmaz Güney yaşadı. İyi ki izler bıraktı. Yani insanoğlunun sinema dünyasında arşivde çok önemli yeri var. Bu toprağın çocuğu olarak da çok önemli yeri var. Bu ülkede işte Karacaoğlan da vardır. Pir Sultan da vardır. Köroğlu da vardır. Yunus Emre de vardır. Yaşar Kemal vardır. Nazım vardır. Fazıl Üstü Dağlaca vardır. Bütün şairleri katabilirim. Yani büyük şairlerden bahsediyorum. Mehmet Akif de büyük şairdir. Yani Orhan Kemal'ler vardır. Bunlar bu toprakların, bu çemberin çok önemli evlatlarıdır. İz bırakan evlatlarıdır. Mimarları vardır. Hattatları vardır filan. Yılmaz da oralarda yerini almış bir insanımızdı. Yani toprağı bol olsun. Yani.